Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dövizdeki dalgalanma döneminin yavaş yavaş geride kaldığını söyledi. Türkiye'yi siyasi gayelerle köşeye sıkıştırma amacı taşıyan bu dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İş dünyamızdan, sanayicilerimizden, üreticilerimizden, esnafımızdan, çalışanlarımızdan ricamız, sabırlı olacaksınız. Ama bir gerçeği daha açık ve net söylüyorum. Stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Eğer stokçular tarafımızdan belirlenirse kimse kusura bakmasın. Gereğini yaparız. Sevgili milletim, marketlerde, şurada, burada sizler işi en yakından teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık, görülmedik şekilde eğer ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Buradan belediye başkanlarımıza da sesleniyorum. Lütfen zabıtalarınızı da bu konuda hassasiyet içre olmaya teşvik edin. AK Parti'nin meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, yerel seçim hazırlıklarının istişareyle yapıldığını belirtti, teşkilatına net uyarılarda bulundu. Mahalli seçimlerde en isabetli adayları belirleyerek, en verimli çalışmaları gerçekleştirerek hedeflerimize ulaşmalıyız. Yani kimse bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur, bu benim buyumdur diye bize aday teklifiyle gelmesin. Burada ehliyet ve liyakat esastır ve buna göre adımlarımızı atmakta da bizler kararlıyız ve bütün prensiplerin üstünde bu prensip vardır. Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarını yok etmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, bölgede Türkiye'ye rağmen yapılmak istenen bir işin başarılı olma şansının bulunmadığının da bir kez daha altını çizdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışındaki 28.088 hesaba döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin işlemler karşılığında komisyon aldığı, alıcı hesaplarında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İranlılar olduğu belirtildi. Ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. İkametlerinde bulunan isimler gözaltına alındı. Para aklama olayı ile ilgili incelemeler sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin bir ekonomik kriz içinde olduğunu iddia etti. Eğer Türkiye insan gibi yönetilseydi, akılcı yönetilseydi, devlet geleneklerine bağlı kalınarak yönetilseydi, böyle bir ekonomik krizde Türkiye karşı karşıya kalmazdı. Ne yaptılar? Aşırı borçlandılar. Dünya kadar vergi topladılar, yetmedi. Kim önüne geldiyse borçlandılar. Kim önlerine geldiyse. Faiz yükü aldı başını gidiyor. Tefecilere teslim olan bir iktidarla karşı karşıyayız. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin politikasını da eleştirdi. Kudüs başkent olarak ilan edildi. Nerede? İsrail'de. Ne yapıldı? Hep beraber. 80 milyon hep beraber itiraz ettik. Ülkeyi yöneten, tek başına ülkeyi yöneten Erdoğan miting yaptı. Bunun hesabını soracağız dedi. Filistinli kardeşlerimizle kucaklaşacağız dedi. Kudüs'te büyükelçilik açacağız dedi. Aradan bir süre geçti. Ne oldu? Ne oldu? Gitti Birleşmiş Milletler'e konuştu. Filistin'le ilgili ağzından bir cümle çıktı mı? Filistin'le ilgili bir cümle çıktı mı? Bir cümle çıkmadı. Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasının son bölümünde ise Amerika Birleşik Devletleri şirketi McKinsey'den danışmanlık hizmeti alınmasını sert sözlerle eleştirdi. Şükrü.
MHP lideri Devlet Bahçeli, kurdaki artışı bahane edip fiyat artışı ve stokçuluk yapanların, yabancı ülkelere sermaye kaçıranların bulunması gerektiğini söyledi. Döviz fiyatları indi iniyor, ekonomik yangın söndü sönüyor. Peki yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak? Aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçılara teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir. Partisinin meclis grup toplantısında konuşan Bahçeli, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i de hedef aldı. Almanya Başbakanı FETÖ için hala kanıt arıyorsa, hala daha çok bilgi istiyorsa, biliniz ki bu kapsamda henüz bir arpa boyu mesafe aldığımız söylenemeyecektir. Hainin delili mi olur? Teröristin belgesi mi araştırılır? Terör örgütlerine sabıka kaydı mı sorulur? Hain haindir, terörist teröristtir. İmhaları ve cezalandırmaları da vaciptir, haktır, hukukun bizzati ifa ve iradesidir. Almanya Başbakanı 15 Temmuz'a yanlış yerden, yanlış yönden, yanlış fikirlerden bakmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla Sayın Merkel denize düşmemiştir. O halde yılana sarılmasına gerek yoktur. Himmet vermemiş, hizmet diye hiyanete tamam dememiştir. Bu da açıktır. Sanıyorum maklube yemediğinden zehirlenmesi de söz konusu değil. Yaz saati uygulaması kalıcı oldu. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine karar verildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Kararla yaz saati uygulamasına ilişkin 23 Ekim 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi. FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 23 ilde operasyon düzenlendi. 23'ü mahrem imam 37 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 5 at subayın yer aldığı şüphelilerin operasyonel telefon hattıyla haberleştikleri belirlendi. İstanbul'da Kağıthane Piyale Paşa tünelini kapatan lüks otomobilli magandalar adeta terör estirdi. Şahıslar dakikalarca lastik yakıp ortalığı dumana boğdu. Magandalar gündüzde drift denilen tehlikeli hareketleri yaptı. Neyse ki bu tehlikeli anlar herhangi bir kaza yaşanmadan sona erdi. Sözde şovlarını tamamlayan magandalar da gözden kayboldu.